Bazı oyunlar sadece bir oyun değildir. Karakterleri, hikayesi ve kurgusal yapısıyla oynayan kişiyle aralarında yoğun duygusal bir bağ oluşur. İşte The Last of Us da bu oyun serilerinden biri. İlk olarak PlayStation 3 için 14 Haziran 2013'te oyuncularla buluşan serinin bu hafta 8. yıl kutlaması yapıldı. Biz de yıl dönümü nedeniyle bu videoda serinin ikinci yapımı olan The Last of Us Part 2'nin hoşunuza gidebilecek 20 detayını anlatmak istedik. PlayStation Türkiye'den hepinize merhaba arkadaşlar, ben Özcan. Yeni videomuzda The Last of Us Part 2'de gördüğümüz hem görsel hem de teknik bazı detayları listeledik. Sizin de oyunda gördüğünüz ve listeli olmayan bir detay varsa yorumlara bekliyoruz. The Last of Us Part 2'de karakterlerin kendine özgü dünyası yaşadıkları yerlerin bazı ayrıntılarında gözümüze çarpıyor. Duvardaki posterlerden okudukları kitaplara, çizimlere ve dinledikleri müziklere kadar pek çok detay o karakterin ilgi alanlarını ve iş dünyasını yansıtıyor. Örneğin Ellie'nin uzay bilimine ve astronotluğa olan merakını odasındaki detaylarda görebilirsiniz. Hatta bazı alanlarda ilginç kitaplarda bulabileceksiniz. Bir diğer detay oyunda gerçek zamanlı olarak işleyen saatler. Örneğin yine Ellie'nin odasındaki bir saatte bunu görebiliyoruz. Biraz beklediğiniz takdirde Ellie'nin başucundaki saatin gerçek zamanlı olarak ilerlediğini göreceksiniz. Saat demişken bir diğer maddemiz olan takvimlere geliyoruz. Oyunun pek çok mekanında göreceğiniz takvimler salgının başladığı tarih olan Eylül 2013'te kalmış durumda. Bu da insanların bu tarihten sonrasını zor geçirdiklerini gösteriyor. Bazı takvimlerde bunu daha iyi anlayabilirsiniz. 2013 Eylül'de başlayan salgın nedeniyle insanların oyun oynadıkları konsolunda PlayStation 3 ve bazı sürpriz oyunlar olduğunu birçok mekanda görebileceksiniz. The Last of Us Part 2'de Jackson kasabası gibi yerleşkelerdeki pek çok detay o bölgenin gerçekten yeni bir yaşam alanı olduğunu ve insanların farklı işlerle uğraştığını anlatıyor. Çeşitli işlerde çalışan insanlar, okula giden çocuklar, sohbet eden, uyuyakalan insanlar gibi detaylar yapımcıların detaylara verdiği önemi işaret ediyor. Hatta bunlardan biri oyunun müziklerini yapan müzisyen Gustavo Santaolaya. Oyunda salgından sonra insanların inşa ettikleri yeni yaşamların yanında yaban hayatının da pek çok izini bulabiliyoruz. Kurbağalardan sincaplara, geyiklerden kuşlara kadar pek çok detay bize yabani hayatın varlığını sunuyor. Hatta zaman zaman sokakta dolaşan bir kediye de rastlayabilirsiniz. Bunun yanında eğitimli köpekler de oyunda önemli bir yer ediniyor. Eğitimli köpeklere değinmişken Ellie'nin düşmanları olan kurt denilen oluşumun askerlerinin köpekleri de yapımcıların detaylara verdiği bir başka önemli madde. Bu köpekleri vurduğunuzda sahibi ismini haykırıp üzülebiliyor ya da tam tersi sahibini vurduğumuzda bu köpekler sahibinin başında durup ağlıyor. Biri köpeğimi öldürmüş lan. Benzer bir maddemiz de düşmanları vurduğunuzda birbirlerine seslenmeleri ve bu duruma üzülmeleri. Ayrıca düşmanlar nereye kaçtığınızı gördüğünde ya da merminiz bittiğinde diğerlerine haber verebiliyor. Çimenliklere kaçtı. Mermisi yok, saldırın! Bir başka detay da hem görsel hem de teknik bir detay. Oyunda kar üzerindeki ayak ve vücut izleriniz detaylı şekilde karşımıza çıkıyor. Aynı şekilde karakteri kanlar üzerine gezdirirseniz ayakkabılarının kan izlerini de yerde görebilirsiniz. Hatta atınızla ince buzlarda gezdiğinizde bunların kırıldığını da göreceksiniz. The Last of Us Part 2'de cam, ayna, TV gibi kırılabilir yapılar da gerçekçi bir şekilde kırılarak yansımanızı değiştiriyor. Ayrıca aynalarda karakterin o anki ruh halinin yansımalarını da izleyebilirsiniz. Oyunda teknik ve görsel açıdan bir başka detay da düşmanlarımızın üzerine pompalıyla ateş ettiğimizde ya da patlayıcı kullandığımızda detaylı şekilde vücutlarının parçalandığını görmemiz. Hatta uzuvları kopan bu düşmanlar sizi kovalamaya devam edebiliyor. Karakterlerin hava şartlarına verdiği tepkiler de bir başka hoşumuza giden detay. Örneğin yağmur yağdığında Ellie dışarıdaysa kapşonunu kapatırken iç mekana girdiğinde kapşonunu açıyor. Yağmurdan bahsetmişken karakterlerimiz bir su birikintisi ya da havuz gibi su dolu bir alana girdiğinde detaylı şekilde ıslanma efektleri bizi bekliyor. Sudan çıktığında ise karakterimizin üzerindeki su damlalarının süzüldüğünü görebileceksiniz. Karakterlerin olaylara karşı verdiği gerçekçi tepkiler de oyundaki animasyon kalitesini gözler önüne seriyor. Abby'nin yüksekten korktuğu için uçurum kenarında verdiği tepkiden bunu anlayabilirsiniz. Ya da Ellie'nin kızgın olduğu bir andaki yüz ifadesine bakın. Hem oyun içi hem de sinematik anlardaki bu animasyon kalitesi oyunun sinematik anlatı yapısına büyük katkıda bulunuyor. Söylemek istediğimiz bir başka detay da oyunda bazı yapıların altına saklandığınızda düşmanınız sizi fark ederse sürükleyip dışarı çekiyor ve bu noktada yoğun bir mücadele sizi bekliyor. Oyunda karakterlerimizin yere yatarak saklanabildiğini ve yatarken ateş edebildiğini biliyoruz. Yere yattıktan sonra geriye doğru hareket ettiğinizde karakterin bu sırada daha zorlandığını ve bu animasyonun çok gerçekçi olduğunu fark edeceksiniz. The Last of Us Part 2'de düşmanlarımızı duvara, tezgahlara ya da koltuklar gibi yüzeylere yakın bir yerlerde vurursak kanlarının gerçekçi bir şekilde bu yüzeylere sıçradığını görebiliyoruz. Ayrıca ölen düşmanınıza ateş etmeye devam ederseniz kanlarının o vurduğunuz yerden akmaya başladığını da fark edeceksiniz. Yine hem teknik hem de görsel bir detay olan ip ve kordon mekaniği de oyunun önemli detaylarından biri. Çeşitli mekanlarda yardımımıza koşan ip ve kordonların fizik mekaniği her zaman göremediğimiz bir kalitede. Yapımda silah geliştirme tezgahlarının olduğunu biliyorsunuz. Yağmurlu bir hava sırasında bu tezgahlardan birine uğrarsanız silahınızın ıslandığını da net bir şekilde görebileceksiniz. Son maddemiz özellikle müzikle ilgili olanlar için geliyor. Müzikle ilgiliyseniz The Last of Us Part 2'de gitarın önemli bir detay olduğunu da fark etmişsinizdir. Oyunda o bölgede bir gitar varsa istediğiniz bir anda o gitarla alıştırma yapabilir ve müzik bilginizi konuşturabilirsiniz. Böylece bir videomuz daha burada sona eriyor arkadaşlar. Bu hafta 8. yılını kutladığımız The Last of Us serisinin 2. oyunundan sizlere aktarmak istediğimiz ince detaylardan bazıları bunlardı. Elbette oyunda daha pek çok görsel ve teknik detay sizi bekliyor. Sizin de oyunla ilgili söylemek istediğiniz başka ayrıntılar varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve güncel haberler için bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. And I fear no evil because I'm blind to it all. And I find in my gun they comfort me, because I know I'll kill my enemies when they come home. Surely goodness and mercy will follow me all the days of my life, and I will dwell on this earth forevermore.